Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Soru bankası videolarımda 17. soruyla sizlerle beraberim. Bundan önceki soruları izlemek isterseniz, kanalımdaki oynatma listeleri bölümünde 4. sınıf soru bankası var. O bölümün içinde diğer anlattığım bütün soruları sırasıyla izleyebilirsiniz. Hemen sorumuzu okuyup başlayalım. Bir otomobil galerisinde sonbahar aylarında yapılan satışlar aşağıda verilmiştir. Şimdi aylar tek tek verilmemiş, Kasım ve Ekim beraber verilmiş, işte Eylül ile Ekim beraber, işte Eylül ile Kasım beraber. Bu verilere göre Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yapılan satışların ayrı ayrı kaç tane otomobil olduğunu bulunuz. Bu soruyu ben hazırladım fakat şıkları bilerek yazmadım çünkü şıkları yazsaydım şıkları deneyerek bulabilirdiniz. Ben size sorunun nasıl çözüleceğini anlatmak için böyle yaptım. Şimdi tablomuza bakalım ve tablodan yararlanarak istenen ayları tek tek bulalım. Şimdi son iki satıra bakmanızı istiyorum. Bakın Eylül ve Ekim 189. Eylül ve Kasım 174. Şimdi her iki sırada da Eylül var. Eylül'ün yanına Ekim geldiğinde 189 olmuş. Ekim gitmiş. Kasım geldiğinde 174 olmuş. Ben buradan şunu anlıyorum. Ekim ayı Kasım ayına göre daha fazla. Çünkü bakın Eylül ile beraber daha fazla yapıyor. Kasım geldiğinde daha az yapıyor. Peki Ekim ayı Kasım'dan ne kadar fazla? Bunu buradaki sayılardan bulabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? 189'dan 174'ü çıkarıyoruz. 9'dan 4 çıktı. 5, 1 ve 0. Bakın 15. Demek ki Ekim ayı Kasım ayından 15 fazla. Çünkü bakın 189 olmuş. Eğer ikisi de eşit olsaydı zaten sonuçlar aynı çıkardı. Ekim geldiğinde fazla çıktığına göre demek ki 15 fazla. Şimdi bu bilgiyi yukarıdaki satırda uygulayacağım. Ekim ayı Kasım'dan 15 fazla değil mi? Şimdi Kasım'ı bilmiyorum. Bir kutu yapıyorum. Buraya Kasım ayı diyeyim. Ekim ayı ise bu kutudan 15 fazla. Ve bakın bunların ikisinin toplamı şurası ile şurasının toplamı 155. Şimdi ne yapıyorum? Şuradaki fazlalık olan kısmı toplam sayıdan çıkarmam gerekiyor. Çünkü bunlar eşit olsaydı buradaki sayıyı ikiye bölerdim ama fazlalık var. O zaman bu fazlalığı gidermem lazım. Yani 155'ten bu 15'i çıkaracağım. 155'ten 15 çıkardığım zaman ne kalıyor? 140 kalıyor. Şimdi 140 ne oldu? 2 tane kutu oldu, değil mi? 2 kutu. Bunlar duruyor. Kasım ve Ekim aylarının kutuları. Fazlalığı çıkardık. 2 kutu 140 oldu. Şimdi ben 140'ı 2'ye bölersem buradaki bir kutuyu bulurum. Yani Kasım ayını bulmuş olurum. Şimdi 140'ı 2'ye bölelim. Kenarda bölüyorum. 7 kere var 14. 0'ı getiriyorum. 0'da 2 yok. O zaman burası 0 oldu. Yani 70. Demek ki Kasım ayı 70. Yazalım. Hatta buraya da yazalım. Bakın Kasım ayı 70. Şimdi aylardan bir tanesini bulduğum için artık diğerlerini bulmam çok kolay. Kasım ve Ekim toplandığında 155 olduğuna göre 155'ten 70'i çıkarıp Ekim'i bulabilirim. Ya da şuradaki bilgiyi hatırlayın. Ekim ayı Kasım'dan 15 fazlaydı. O zaman buradaki bilgiden de ben Ekim ayını bulabilirim. Yani Kasım'dan 15 fazla. Yani 70'ten 15 fazla olduğuna göre ne yapıyorum? buluyorum 85. Demek ki Ekim ayı 85'miş. Bakın toplayınca 155 oldu zaten. Şimdi Ekim'i ve Kasım'ı buldum. Eylül'ü bulacağım. Eylül'ü de şuradan bulacağım. Ya buradan ya buradan fark etmez. Eylül ile Kasım toplandığında 174. Yani şu Kasım'ı yazalım şuraya 70. Şimdi 174'ten 70'i çıkarırsam buradaki Eylül ayı kalacak değil mi? 174'ten 70'i çıkarıyorum. Ve geriye ne kalıyor? 104. Demek ki Eylül ayı da 104'müş. Böylece bütün ayları sırasıyla bulmuş oldum. Bulduklarımızı şurada da deneyebilirsiniz. Bakın 104, Ekim ayı da 85. Bunları topladığınız zaman 189 oluyor. İşte böyle sorularda bu şekilde çözüm yapabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.